Avrupa'da yaşayan bir gurbetçi olarak neden online programlara katılmalısın? Neden online olmalı? Bir kere sen Avrupa'da yaşıyorsun, Almanya'da yaşıyorsun. Burada da hayat hızlı dönüyor. Senin vaktin kısıtlı. Yani şöyle düşün, hafta sonu bir yerde seminer var, bir program var. Oraya gitmek senin için külfetli oluyor. Bir saat, iki saat yolculuk yapıyorsun veya 5 saat yolculuk yapıyorsun. Duisburg'da kalıyorsun, Stuttgart'ta seminer var. 4 saat yolculuk var, düşünsene. Sonra yorgunsun zaten, kafan dolmuş, radara yakalanmışsın, Blitzaya yakalanmışsın. Ondan sonra oraya varıyorsun, belki bekleyeceksin, sıra var içeri girmek için. Kafan dolu, streslisin. Sana birisi bir şeyler anlatıyor ama bir şey anlamıyorsun ki. Ve sadece hafta sonu, iki gün. Pazar günü bitiyor seminer, otele de para ödedin, bir sürü para ödedin, masrafın oldu. O hafta sonunu sana büyük bir maliyeti var. Sadece seminer parası demiyorsun ki. Neyse pazar günü ayrıldın. Ondan sonra yine yolculuk yapıyorsun. 4 saat, 5 saat yolculuk yapıyorsun. Motivelisin tamam seminerde baya bir şeyler öğrendin ama bir hafta sürüyor onun etkisi, onun hevesi. Bir hafta sonra her şeyi unutuyorsun zaten. Niye? Çünkü senin o öğrendiklerin külfetle bağlantı kuruyor. Yani çapalıyor. Yani psikolojik bir imza gibi düşün. Sen o yorucu yolculukla beraber seminer aldın. Hatırlamak istemediğin o yolculuktan dolayı öğrendiklerini de hatırlayamıyorsun. Unutuyorsun bir çeşit. Ama teknoloji gelişti ve her gün gelişiyor. Bu telefon hep otomatik kendini güncelliyor. Artık sen de kendini güncelle. Sistem kendini güncelledi. Yıllardan beri biz online programlar sunuyoruz. Neden? Çünkü kendimizi güncelledik. Güncellediğimiz için dedik ki işin kolay tarafı var. Neden biz şöyle uğraşalım? Neden böyle uzatalım işi? Niye işi zorlaştıralım? İşin kolay tarafı var. Yani şu kulağıma dokunabilirim ben. Böyle de dokunabilirim. Niye böyle dokunayım? Biz ne yaptık? Çözümler ürettik ve hala çözümler üretiyoruz. Online programlar mesela. Neden online programlara katılmalısın? Bir kere şu telefonan ne kadar uzaksan, o kadar uzaksın online programına. Tamam, o kadar. Sadece düğmeye basıyorsun, başka bir şey değil. Ve istediğin saatlerde programa katılabiliyorsun. Basıyorsun düğmeye, izliyorsun. Anlayamadın, bir daha izliyorsun. Anlayamadın, bir daha izliyorsun. Et tekraru ehsen velev 180 demişler. Ne demek? Tekrar etme güzeldir. Velev 180 kere tekrar etsen de güzeldir. Kötü bir şey değil ki. Ama sen online eğitime katılmadın. Normal bir eğitime katıldıysan adam bir kere anlatıyor. Bir kere bitiriyor yani. O bir daha anlatmıyor. Bir de kaydı yok. Online eğitim istediğin vakitte, istediğin saatte, istediğin kadar programa katılıyorsun ve kendini geliştiriyorsun. Ortam senin evin zaten evinde, koltuğunda tamam mı? Sıcacık koltuğunda veya çalışma odasında programa katılıyorsun. Düğmeye basıyorsun sadece o kadar. Şu telefona basıyorsun düğmeye ve açılıyor eğitime katılıyorsun. Ve bu öğrendiklerini istersen not alabilirsin. Screenshot yapabilirsin tekrar okuyabilmek için. Önemli kısımlarını. Hayatına yansıtmak daha kolay oluyor. Ben onu öğrendim. Yani online programlar daha efektif oluyor. Daha özel oluyor. Daha etkili oluyor. Kişi tekrarlayabiliyor. O yüzden sevgili arkadaşlar, bilhassa gurbetçiler, Almanya'da yaşayan, Hollanda'da yaşayan veya Norveç, İsveç herhangi bir yerde yaşayan gurbetçiler için sesleniyorum. Zamanım az, vaktim yok. Bahanelerini kenara bırakabilirsin. Öyle bir mazeretin yok artık. Senin kısıtlı vaktin olabilir ama online programlara katılabilirsin. O zaman beklemene gerek yok ki öbür türlü yolculuk yapıyordun. 4 saat 5 saat yolculuk yapacaksın. Online programda öyle bir bekleme durumu yok yani. O yolculuğu yapmıyorsun ki 5 saat yolculuk yapmıyorsun. Başka Radara yakalanma riski de yok. Başka otelde kalma masrafın yok veya yemeğe gideceksin ekstra masrafların var. O masrafların yok. Evindesin yani. Ailenle berabersin. Hemen öğrendiklerini çocuklarına aktarabilirsin. Nesline yatırım yapabilirsin bu şekilde. Yani öğrendiğini hemen çocuklarına anlat. Onlar seni dinlesin. Anlatınca daha iyi kavrayacaksın zaten. Dolayısıyla online programlara o yüzden katılmalısın. Teknolojiyi kullanmalısın. Biz yıllardan beri online programlarımızla destekçi oluyoruz Avrupa'da yaşayan gurbetçilere. Onlar çok memnun. Bakın bir de şöyle bir durum var. O programlar açıldığında kapanmıyor bir daha. Size ait bir eğitim oluyor. Size ait bir program oluyor. Hani hafta sonu gittiğin bir seminer gibi değil. Hafta sonu gittin, öğrendin, bitti. O sana ait değil yani. O bir daha tekrarlanmıyor. Zamanı geri alıp tekrar izleyemiyorsun. Ama online programı öyle değil ki. Online program, online seminer. Sen ömrün boyunca onu tekrar tekrar izleyebiliyorsun. Sana ait bir kitap gibi düşün. Basıyorsun düğmeye tekrar izliyorsun. Anlayamadın. 5 sene sonra düğmeye bas tekrar izle. O yüzden gurbetçi olarak sen online eğitime katılmalısın. Senin hiçbir kaybın yok. Ve ömrün sonuna kadar izleyebilirsin. O programa tekrar tekrar katılabilirsin. Sevgili arkadaşlar belki de bu zamana kadar en güzel icat edilen eğitimlerden bir tanesi online eğitimleri. Dolayısıyla her gurbetçiye tavsiye ediyorum sevgili arkadaşlar. Artık zamanınızı dolu dolu yaşayın. Çünkü diziler, haberler size hiçbir şey öğretmiyor. Öğretmeyecek. Sadece korku pompalayacak. Sadece sizin kafanızı karıştıracak. Sadece sizi hipnoza sokacak. Siz zombileşeceksiniz. Dizi izleyerek, haber izleyerek veya kadın programları izleyerek kınama seanslarına boşuna katılacaksınız. Kınama seanslarına katıldığında sen ne yapmış oluyorsun? Başkalarını kınayacaksın ve o kınadıklarında hepsini tekrar tekrar sen yaşayacaksın. Kınadığını yaşamadan ölmezsin çünkü hadi i Şerif. Bundan sonra vakti geldi. Zamanını boşa harcamak yok. Dizilerle, haberlerle, sosyal medyada veya kadın programlarında sana sunulan hipnotik kınama seanslarına katılmak artık yok. Artık kendini geliştir. Vakti geldi tamam mı? Avrupa'da yaşayan bir gurbetçi olarak artık ben de tak dedi kendimi geliştirmek istiyorum. Online programlara katılmak istiyorum diyorsa bizimle iletişime girebilirsin. Bizimle iletişime girebilmek için yapman gereken şey hemen videonun altındaki linke tıkla formu doldur gönder. Bir bakalım senin durumunu görelim engellerin nelerdir? Ayak bağları neler? İçindeki potansiyel nedir? Neler yapabilirsin? Hangi kabiliyetlerin var? Sana adım adım ne yapacağını gösteren bir reçete hazırlarız. Sen de o yol haritasını uygulayarak arzuladığın hedefe ulaşabilirsin. Hayatına güzellikler katabilirsin. Nesine çok güzel miraslar bırakabilirsin. Hemen şimdi videonun altındaki link etikle form olur gönder. Hoşçakal. Videoyu sonuna kadar izlemekle kendin için büyük bir adım attın. Seni tebrik ederiz. Bu videoyu eğitimlerimizin küçük bir tadımlığı olarak düşünebilirsin. Eğitimlerimize katılan danışanlarımız bereket ve başarı dolu bir hayata kavuştu. Bunu sen de başarabilirsin. Bizim eğitimlerimize uygunluğunu öğrenmek için şimdi web sayfamızı ziyaret et. Bizimle ön görüşmek için hemen başvuru gönder. Bu değerli ön sana özel yol haritası hazırlayacağız. Böylece sen de içinde gizli kalmış o müthiş potansiyelini nasıl keşfedeceğini öğreneceksin. İlerlemeni engelleyen zihnindeki tüm kilitlerden kurtulmanın yolunu anlayacağız. Bunu nasıl başaracağını öğrenmek istiyorsan şimdi web sayfamızı ziyaret et ve ön görüşmek için başvuru gönder. mailcoaching.com